Etam Nejat, Ütopik Hikayeler, Çiftlik Müdürü Gazi Çavuş'un oğlu Turhan Efendi kendisine intikal eden çiftliği artık işletmeye karar vermişti. Turhan Efendi babasından kalan büyük bir servetin sahibiydi. Babası eski kafalı adamdı. Zavallı, eline geçen parayı ufak çömlekler içine doldurup evin altına saklardı. O kadar servet senelerce toprak altında yattı kaldı birkaç misli çoğalacak işleyecek ve bunun yüzünden birkaç fukara da geçinecekti. Hayfa ki bir şey olmadı. Ali Ağa, ölüm döşeğinde Turhan Efendi'ye çömleğin yerini söylememiş olsaydı paralar ihtimal ki hiç işe yaramayacak, insaniyet bu servetten mahrum kalacaktı. Gazilerin Turhan Efendi'yi iyi bir ilkokul tahsili görmüş ve hatta Konya Sultanisi'nin ticaret kısmı derslerinde bitirmiş, akıllı, anlayışlı, bilgili bir gençti. Konya'da bazı genç ve ihtiyar ahbabının iştirakı ile kudretli bir banka vücuda getirerek Anadolu nafiya tesisatındaki gayretiyle iştihar eden zat Gazi Çavuş'un oğlu Turhan Efendi. Turhan Efendi, Anadolu esas demiryolu kollarından yeni vücuda getirilen hatların hepsinde hissi tesise malikti. Gazi oğlunun her işi yerinde ve cereyanında olmakla beraber fikrini bir şey işgal ediyordu fenni bir surette işletmeye karar verdiği çiftliğini ziraat müteassısı bir türk gencine tevdi etmek ali azade çiftliğinin yüksek çınarlarını ilk barda dalgalanan buğday tarlalarını akşam garip sedalarıyla dönen sığır sürülerini suları şakırtılarla akan sebze bahçesine derenin durgun sularını her zaman gözünü kapar düşünür ve görmek isterdi Akşamlara kadar kapalı odada hesaplar, defterler, kağıtlar, paralar, milyon milyar hesapları içinde yorulan kafasını dinlendirecek böyle bir çiftliğe sıhhati noktayı nazarından muhtaçtı. Turhan Efendi, Konya ve Ankara ticaret erbapları İngiltere'ye icra ettiği seyahate iştirak eylemişti. Bu seyahatinde İngiltere lordlarının büyük mali kurum sahiplerinin ve reislerinin akşamları çiftliklerine giderek saf sıhhi pek kibarane bir açık hava hayatı yaşadıklarını müşahede eylemişti. Eski Türkler de kırların meftunu değil miydiler? Ecdadımız tabiatın en güzel noktalarına çadırlarını kurup hayvanlarına otlatmaz mıydılar? Kaya Alpoğlu Süleyman Şah kırda dolaşırken tabiatın güzelliklerini temaşa ederken göç edip Gündüz Bey, Savcı Bey, Osman Bey'in ve bütün kabile halkının matemini mucib olmamış mıydı? Çavuşzade Efendi her şeyden evvel çalışkan ve bilim sahibi bir çiftçiye muhtaç olduğunu takdir etti. İstanbul'daki iş bulan idarehanesine bir mektup yazdı. Günlük 20 sayfa çıkan Tanin gazetesinin 1349 senesinin 8 Temmuz tarihli nüshasında arz ve talep ilanları arasında şöyle bir ilan nazarı dikkati celp ediyordu. Bir çiftlik müdürü isteniyor. Konya'ya 4 saat mesafede gazilerin 5000 dönümlük çiftliği için şimdilik seneyi 200 lira maaşla bir müdür talep olunuyor. Müdür efendinin atideki havası cami olması elzemdir. 1 genç, dinç olacak. 2. Mesleğinden başka şeyle iştigal eder kimse olmayacak. 3. Tahsilini ziraat mekteplerinden birinde ikmal edip bilhassa ameliyeyi fenliyede sahibi vukuf bulunacak. 4. Vukuf ilmi ve ameliyesini şimdiye kadar bulunduğu çiftlik ve işlerden aldığı tasdik veya bulunduğu mektep müdürünün şehadetiyle ispat eylemelidir. 5. Spor yapmalı, centilmen olmalı. 6. Ejnebi lisanı bilenler, seyahat yapanlar haizli tercihtir. Müdürün ve ailesinin ikametine mahsus hane ile bütün iaşeleri çiftliğe aittir. Herkes gibi Gazilerin Turhan Efendi de bu ilanı 1349 senesi 8 Temmuz tarihli Tani'nin akşam sayısında okudu. Efendi çiftliğinin makineler, dumanlar, otomobiller, elektrik kuvvetleri, su sukutlarıyla ila edecek müdürünü tahayyül ediyordu. İş bulan idarehanesi az zaman zarfında yazık ki aradığı meziyette bir adam bulamadı. Zaten 5-6 seneden beri Anadolu'daki bütün arazi yazık ki Erbabı Vukuf tarafından idare edilmekte olduğundan bu gibi ziraat mektebi mezunlarına ihtiyaç pek çoktu. İlk seneler senevi 50-60 liraya mezun çiftlik müdürleri bulunuyorken şimdi senevi 200 liraya mektepten yeni çıkmış efendiler bile bulmak mümkün olmuyordu. İş bulan idarehanesi ilanı tekrar alüzyon gördü. İlan ücretinin fevkalade gari olmasına ehemmiyet vermeyip o zamanın en sünümlü ziraat gazetesi olan ve bir tabında 300 bin nüsha çıkaran toprak mecbuasında bir ilan verdi. Perşembe günü akşamı Toprak Trabzon'da, İzmir'de, Beyrut'ta, Bağdat'ta nasıl dağıtılıyorsa Konya'da da aynı günde Turfan Efendi'ye tevdi edildi ve kendine ait ilanatı orada da okudu. Çiftlik sahibi artık emindi ki bütün ziraat müteassısları tarafından Kemal'e dikkatle okunan Toprak Mecmuası'nın bu ilanı sayesinde gayet mükemmel bir çiftlik müdürü bulacaktı. Gazilerin Turhan Efendi öğleden sonra yazanesine gelmiş, henüz çalışmaya başlamıştı. Bankanın bütün memurları çalışıyordu. Her yerde sükunet vardı. Turhan Efendi yazanesinin kapısı açılıp uzun boylu Hademe'nin içeriye girdiğini hissetti. Hademe Efendisi'ne bir kart götürüyordu. Efendisi kart aldı ve okudu. Beyazıt Ferit, diplomalı çiftçi. Zengin Konyalı anlamakta gecikmedi ve o mutlaka bizim çiftliğe adam edecek müdür efendi olmalıdır dedi ve ilave etti. Söyle buyursun. İçeriye uzun boylu, az kara bıyıklı, şeytan gözlü, serbest, çevik hareketli bir genç girdi. Kendini tekrar tanışık etmek için Bayezid Ferit çiftçi diye takdim etti. Çiftlik sahibi ile genç müdür karşı karşıya oturup görüşüyorlardı. Beyazıt Ferit daha şimdiden içinde pek çok zaman yaşayacağı çiftlik için malumat talep ediyordu. Turhan Efendi kontratın imzalanmasını ve noter tarafından tasdik olunmasını ileri sürdüyse de genç çiftçi efendim müsaade ederseniz bir kere çiftliği göreyim. Ahvali, istidadi, sizinle vuku bulacak muamelemizde benim ne derece haizi emniyet ve itibar olabileceğime ve hatta sizin fikir ve emelinizi birkaç gün içinde tetkik edeyim öğreneyim bu müddet sarfında işinizi yapabileceğime kanaat edersem hemen kontra taklederiz. Eğer bu işi kendime muvafık bulmaz ve hakkıyla çalışmama müsait bir zemin elde edemeyeceksem Allah'a ısmarladık derim. Her akil bu itiraza hak verirdi. Turhan ve Beyazıt otomobile binmiş çiftliğe gidiyorlardı. Arkadaş mektubu Gazilerin çiftliği 22 Ağustos 349 Kardeşim Tukus, Ayasofya Mevkii'nde sana veda edip Anadolu Şimendiferi'ne bindiğim zaman üzerinden uçarak geçtiğimiz Sarayburnu Üsküdar Köprüsü'nün altındaki mavi sahadan ziyade fikrimi yakında altını üstünü karıştıracağım 5000 dönüm tarla işgal ediyordu. Ne yalan söyleyeyim ne İstanbul'dan ne sizden ne de ebeveynimden ayrıldığımdan ayrı düşeceğimden müteessir olmuyordum. Gönlüm istiyordu ki bir an evvel iş adamı olayım, kendi elimle çizdiğim planları tasdik edeyim. Anadolu'nun şu bucağında da makine gürültülerini tatlı tatlı dinleyeyim. Evvelleri gençler doğdukları yerleri bırakmazlar, bulundukları yerde sade adi yaşamak isterlermiş. Analar babalar da evlatlarının dizleri dibinden ayrılmasını istemezlermiş. Bu pek eski bir mesele değil, 30 sene evvele ait olduğundan büyüklerden öğrenebiliyoruz.'' Şimende ferim hep yeşillikler içinde koşuyor. Mavi deniz sağ tarafta bazen kendisini gösteriyor. Sema karşıda birleşerek ziyader bir hat teşkil ediyor. Bu güzel alemi anlayarak temaşa eden insanlar Allah'ın sevgili kulları çiftçiler değil mi? İşte bahtiyar çiftçiler bahçede yemiş ağaçları arasında mağrurane dolaşıyor. Arkasına sakız gibi elbise giymiş, önüne al bir önlük takmış, başını renkli bir örtüyle saklamış olan uzun ve iri Türk kızları yemiş topluyorlar. İsmit körfezi sahilini süsleyen, kaysi ve armut ağaçlarıyla dolu bir güzel bahçede çalışan bu latif ve asüde işçi hanımlar, kırmızı ve sıhhatli yüzleri, parlak ve şen gözleriyle bizi bir istikbal ettiler. Şetaretle bağırarak, ağaç dalları sallayarak bizi teşhiye ettiler. Azizim Tukus, benim için en kibarane olan bu hayat yalnız beni değil, bütün yolcuları müteassis ediyordu.'' Tren hep böyle sevimli levhalar içinden geçti. Allah'ım ne güzel ve ne şirin yerler. Bir santim boş yer yok. Ara sıra tesadüf olunan kalabalık, yılan kahve şose toprağın rengine ancak göstermeye müsaade ediyor. Bu hale Anadolu içerlerine kadar tesadüf ediliyor. Küçükken hatırlıyorum, babamla bu taraflara bir seyahat daha yapmıştım. O vakit bugünkü gibi zengin Eskişehir havalisini ve bütün ileriyi çıplak ve sessiz görmüştüm. O vakit mamum ve elemli bir mevcudiyet arz eden istasyonlar yerine bugün hareketli güler yüzlü mevkifler ve duraklar var. Hepimizi sevindiren zindelik şenlik şüphesiz ki büyük milli intibahın yadigarıdır. Biliyorsunuz ki Balkan Harbi yaşamak isteyen bir millette hasıl olan arzuları, emelleri bizde yükseltti. Milli emeller, gayeler arkasında dendi ki, bu yurt ancak ziraati, iktisadiyatı sayesinde yükselir. Gençler çiftçi oldular, ziraat mektepleri doldu. Avrupa ziraat mekteplerine talebeler yağdı. Hatta bilirsin ki benim babam o vakit gazetede baş yazardı. Onların gençler arasında ziraat aşkının doğmasında büyük faziletli bir tesiri oldu. 30 sene evvel başlayan intibah Anadolu köylerine, çiftliklerine mütefennin çiftçi gençlerle doldurdu. Köylüler makineleri hayretlerle karşıladılar. Yaratılış açısından pek genç ve ilerici olan Türk köylüleri kolaylığı yakından görünce, anlayınca ve gençlerin pek kıymetli yol göstermelerine mahzar olunca yeni çiftçe alet ve makinelerini memnuniyetle kabul ettiler. Kardeşim Tukus, ben Anadolu'nun sıralanan zenginliğini, manevi yüksekliğini görünce her fırsatta ilerlemenin sebepleri ve tarihçesini anlatmaktan kendimi alamıyordum. Benim anlattıklarımdan daha alasını, hali hazırdaki tekamül hareketini daha yetkili görmüş olan pederin daha iyi bilir. Babamla baban o vakit çiftliğin terakkisi yolunda taksim ettikleri imalle büyük bir rol ifa etmemişler miydi?'' Sabahleyin saat 7'de kalkan Anadolu Sürat Katarı Basra Körfezi'ne inecek Hindistan yolcularına öğle yemeği yedirmek için Sevalde Konya mevkiinde durunca ben de çantalarımı yüklenerek vagonu terk ettim. Üzerinde Büyük Turan Oteli yazılı olan bir otomobil beni şahane otele götürdü. Büyük Turan Oteli Konya'nın bahçeleri içine gömülmüş birinci sınıf bir oteldi oteli idare edenler kapıcısından müdürüne kadar bütün memurları birkaç lisan söyleyen nazik ve işgüzar Türklerdi. Çiftlik sahibini görmekte acele ettim. Türk kumaş ve halılarıyla döşenen odada beni kabul eden çiftlik sahibi Turhan Efendi henüz genç denilecek bir sinde faal bir adamdır. Ufak bir karşılıklı konuşmadan sonra otomobille çiftliğe hareket ettik. Ne güzel topraklar, ne zengin arazi, Beyşehir Gölü'nden gelen su ilk evvel 200 bin dönüm araziyi sulamaya başladıktan sonra Konya Ovası ehemmiyet kazandı. Mamafih, boş ve çalışılmamış arazi yine var. Eskişehir ve aşağı taraflarda 1 santim boş yer yokken Konya'da dinlenmeye terk olunmuş arazi müşahede olunuyor. Çalışacağım çiftliği tamamen 4 gün tetkik ettim. İklim hakkında iyi malumat aldım bütün tetkikatımla kanaat eyledim ki burada çalışırsam herhalde mahcup olmayacağım. Çiftlik sahibi Turhan Efendi de bana vasi Selayet verdi ve hatta dedi ki, ''Arkadaş, bu çiftlikte kendi malındaymış gibi çalış, hiçbir şeyden çekinme, ne dersen ben hepsine muvafakat ederim.'' Artık çiftlikte işe başladım. Uzun sivri kavaklar arasında bir evim var. Şimdi çiftliğin muntazam bir haritasını çiziyorum.'' çiftçilerimin hepsi gözü açık ve ekserisi okumuş ve yazmış adamlar. Aşçı ve diğer kadın hizmetçiler neşeli ve hakikaten namus örneği. Çiftlikte bütün işler beni eğlendiriyor. Yapılacak, vücuda getirilecek o kadar iş var ki, bunları tahayyül bile ayrı bir zevktir. Cuma akşamları meydana toplanıp çiftçilerin milli şarkılar okumaları, bağlama bozuk saz çalmaları, hele milli rakslar yapmaları beni pek neşelendiriyor. Türklüğün saf ve müstesna hayatını ancak burada öğrenebildim. Tukus, ben şimdi çiftliğime ve manevi mübarek hayatına meftunum. Amerika'dan gelecek yeni kitaplarımı alınca hemen gönder. Arkadaşlar ne alemde, ne iş görüyorlar? Yazarsanız çok sevinirim. Gözlerinden öper, senin de benim gibi bahtiyar olmana dua ederim kardeşim. Aziz arkadaşın Beyazıt Ferit. İş adamının mektubu. Gazilerin çiftliği. 6 Temmuz 350 Tukus, sana hitap için isminden samimi bir lakap bulamadım. Çoktan beri mektup yazamadım. Belki bir kusurdur. Kusursa bile gördüğüm ve sana beğendirebileceğim işlerin hürmetine affedersin değil mi? Şimdi düşündüklerimi, planlarımı, tatbik ve iyi neticeler istihsal eyleyebildiğimden mütevellit, büyük bir neşe içindeyim. Bütün manasıyla mesudum. Belki hatırlarsın, Küçükken ebeveynimizin ahbabından bazıları bize ve babalarımıza nasihat ederek, çocukların istikbalini mahvetmeyiniz, çiftçi olup da ne yapacaklar? Arazileri yok, paraları yok, yazıktır, memuriyet almak da güç. Çocukları geliniz hukuk mektebine mülkiyeye veriniz, bütün istikbal oradadır dememişler miydi? Onların dediklerine göre bir çare bizler çiftlikle mesut olmayacak, istikbali karanlık bir meslek sahibi olacaktık. Halbuki onların ne kadar hatalı ve ileriyi görmemiş oldukları, bizimse ne kadar haklı ve musip hareket etmiş olduğumuz meydana çıktı. O zavallılar bilmiyorlardı ki istikbal çiftçilerindir. Saadet bahtiyarlık da bütün çiftçilere aittir. Çiftliğimi sana met etmekle lezzet alırım Tukus. Fakat zannetme ki Amerika çiftliğinin yeniliklerini takdim edeceğim. Yok, o kadar değil. Değil ama herhalde bir senelik mesaiye nispetle kıymetli bir çiftlik. Beni en memnun eden şey projemi muvaffakiyetle tatbike başlayabilmekliyim. Sonra bu projeyi tamamen tatbik etmek ve çiftliğimde bütün yenilikleri görmek için takibe azme malik olmaklığımdır. Şimdi iş odamda masamın karşısına asılmış bir haritam var. Harita çiftliğimin her tarafını gösteriyor. Toprakları, tabiatı, istidadı hepsi işaret edilmiş. Yeni yeni tetkikatımı her gün harita üzerine ilave etmekteyim. Burada benden evvel Yunan, Golos ve Alman pulluklarını kullanıyorlardı. Bunları hep hurda fiyatına sattım. Yerine bizden 5 sene evvel çıkanlardan Davut Orhan'ın açtığı pulluk fabrikasının aletlerini kullanmaya başladım. Bilhassa Davut Orhan'ın döner kulaklarından çok fayda gördüm. Hem hafif hem gayet kullanışlı. Orak makinesi için evvelce mektepte büyük tecrübeleri hatırlarsın ya seninle bir de uzun münakaşa yapmıştık. Sen Nizami Bey'in makinelerini tercih ediyordun. Bense Halim ve Safi Efendilerin fabrikaları mamulatını muvafık görüyordum. Şimdi bana Halim ve Safi Efendilerin makinesi Amerikan makinelerinden hafif ve pek kullanışlı geliyor. Zaten bu havalide en çok kullanılan orak makinesi Halim ve Safi'dir. Yalnız bizim çiftlik civarında 25 tanesi çalışıyor.'' Davut Orhan'ın triörleri ve küçük aletleri bana pek iyi geliyor. Hem bu zat çok iyi çalışıyor. Son defa gelen belki bir okkalık kataloglarına bayıldım. Davut Orhan'ın civar hükümetlere epeyce makine ihracatı yapmakta olduğunu katalogdan sevinerek öğrendim. Böcekçiliğe büyük bir kuvvet vermek emeliyle dut fidanları yetiştiriyorum. Buranın bağları meşhurdur. Hele bu sene açtığım kırmızı üzüm bağında yetiştirdiğim mahsul en birinci Fransız şarabı imal edebilecektir. Bizim çiftlik sahibi iyi üzüm yetiştirdiği halde etraftan da satın almak suretiyle bir şarap fabrikası açmak istiyor. Çiftliğe gelince eski bir bağ bulmuştum. O bağı ıslah eyledim. Bu sene ümit ederim ki İstanbul'a sarı çavuşlar gönderebileyim. İdadi Mektebi arkadaşlarımdan Hüseyin Tevfik İstanbul'da büyük bir yemiş pazarı açtı. İyi iş yapıyormuş, onunla muhabere ettik. Belki oraya gönderirim. Ah, süt burada pek bol. Bir mükemmel süt süthane inşasına başladım. İşçilerim pek bir sefilhane yaşıyorlardı. Aileleriyle ikamet etmek üzere her birine ufak ve temiz haneler inşasına karar vererek maksadı Turhan Efendi'ye anlattım. Muvafık oldu.'' Benim planlar üzerinden yapı başladı. Civar köylüler beni çok seviyorlar. Müşküllerine hal için bana geliyorlar. Bazı köylüler benim inşa ettirdiğim şık binaların planını aldı. Kendi evlerini de öyle yaptırıyorlar. Bura kiraz ağaçlarına bir böcek gelmişti. Hepsine ilaç ve tedavi tavsiye eyledim. Hiçbir şey kalmadı. Yiğit köylüler görseniz bana hislerini şükranlarını nasıl vakurane arz ettiler. Azizim Tukuz, gel sen bahçelerimi gayet beğeneceksin. Sebze bahçelerine pek meraklısın. Yastıklar, cam mekanlar, sonra suların taksime, siper ağaçların mevkii pek eminim ki seni memnun edecek. Bu hususta bana itiraz edecek hiçbir şey bulamayacaksın. Mektubumun içinde çiftliğime ait benim tarafımdan çıkarılmış resimler bulacaksın. İyi bak. Nasıl? Benim çiftlik kıyafetim hoş mu? Bu kıyafetle her gün toz ve toprak içindeyim. Mamafih sıhhatim pek yerinde. Yemeğim gayet sıhhi. Et, tavuk, kuzu, tereyağı, süt, kaymak, yoğurt, nefis yemişler, taze sebzeler. Akşam sabah banyo. Cuma günleri benim aslanla güzel bir gezinti. Görsen aslan bu güzel at ne yamanlaştı. Haber aldığıma göre Raif Yuga Avusturya'da bir çiftliğe müdür olmuş.'' bir arkadaşımın liyakati ecnebiler tarafından takdir edilip ecnebi bir memlekette müdür bulunmasına aşırı memnun olurum. Fakat Yuga için Anadolu'ya gelmedi? Bu feyizli, bu cennet yerleri için işlemedi? Anadolu gibi kıymetli yurt, Yuga gibi daha çok arkadaşlarımızı ister. Daha sık yazmak emelindeyken vakit bulamıyorum. Ellerini samimiyetle sıkarım kardeşim. Beyazıt Ferit Tukuz'un bir mektubu İstanbul 15 Kanuni Evvel 1353 Kardeşim Beyazıt, dün yine güzel bir mektubunu aldım da sevindim. Biliyorum çiftliğinin soğukları, kışları bile bahardan tatlıdır. Hakikaten Ferit, kış için icat ettiğin iştigaller beni bile tahrik etti. Adam bir hafta için Tukus Feride misafir gitse ne olur dedim. Dedim ama gelemedim. Senin tatlı işlerin varsa benimkiler de tatsız değildir.'' Babam beni gazeteci yaptı biliyorsun. Şimdi bizim çiftçi gazetesi Kamilen benim elimde. Elime geçtiği zamanla şimdi arasında bir mukayese yaptım. Aman görsen o kadar fark buldum ki. Şimdi bir kere içindekiler gayet iyi, saniyen gayet nefis tabii olunuyor. Asıl mühim kısmı iyi sattırıyorum. Gazeteyi satmak da bir sanat, bir liyakattir değil mi Bayezid? Tukuz oldukça kurnazdır, iş bilir. Osmanlı yurdunun ve bütün Türklük aleminin büyük merkezlerinde kardeşin tukuz bir ticari seyahat yaptı. Öyle mükemmel seyyar memurlar, gezgin satıcılar tedarik eyledi ki sen bile takdir edersin. İdat eden bir ziraate giderken Haydar Halit de ticaret mektebine gitmişti. Şimdi Haydar Halit benimle beraber bizim gazetede çalışıyor. Bilhassa o sürüm için büyük gayretler yapıyor. Mecmuamıza mahsus olan ziraat külliyatının birkaç güne dek 17. cildini çıkaracağım. Son cilt ziraatte elektriktir. Derununda 300 kadar resim var. 450 sayfa olacak. Gazetemize mahsus laboratuvarda küçük kardeşim. Hani gece gündüz Profesör White'in laboratuvarından çıkmayan kardeşim Ulu pek çevik çalışıyor gerek hariçten, vilayattan, vekillerimizden, gerek abonelerimizden ve karilerimizden tahlil için gönderilen mevat o kadar çok ki, Ulu yanında 2-3 muavin bulundurmaya mecbur oluyor. Laboratuvar hasılatı ne yalan söyleyeyim bizi epeyce memnun ediyor. Babam hala dinç, hala iri. Arzularının yerine geldiğinden bahisle her fırsatla hoşnutluk eder gazete idarehanesinin altında büyük bir kütüphane ve kütüphaneye merbut temiz bir mütalahane var. Mütalahanenin yanı başında her yeni çıkan ziraat aletinin birer modeli mevcut. Hepsi işliyor. Hareket ettirici gücün çeşidi var. Elektrik, buhar, otomobil, motor. Karilerimizin en müşkül pesentleri bile sizin gazeteye abone olduktan sonra fen memuruna hacet yoktur. Siz nazari ve ameli bize hizmet ediyorsunuz diyorlar. Geçen gün idarehanenin önündeki durakta tayyareye atladım. Doğru bizim Bahtiyar'ın Şile üstündeki çiftliğine indim. Mektepteyken her zaman bedbahtlığından bahseden Bahtiyar şimdi saadetini anlatıyor. Bahtiyar evlenmiş, bir de küçük yavrusu var. Zevcisi kendisi kadar çiftliğe meraklı.'' Karı kocanın baş başa verip akşamları Türkçe, Fransızca, İngilizce, zirai asare okumaları, tetkik etmeleri bana pek hoş manzara geldi. Geçen gün yolladığın mektupta arkadaşların nerede ve ne işle meşgul olduğunu soruyordun. Zeki Beyazıt Yemen'e gitti. Hüseyin Atıf da bir sene sonra onu takip eyledi. Daha sonra çıkan efendilerden de 6, İzmir Mektebi'nden de üç efendi onların arazisi civarında yerleşmişler girişimci on kadar genç de orada çiftlikle iştigal ediyormuş. İzmit ve Bandırma havalisinde nüfusun artış ve arazinin azlı münasebetiyle göç başlamıştı. Bu civar memur çiftçilerinden birçoğu Yemen'e gitti ve gidiyor. Bizimkiler Yemen'de kahve ağaçlarının arasında gayet zengin bir koloni yapmışlar. Bu koloniye dair yakında bizim gazete uzun bir makale neşredecek pek çok güzel resimler de mevcut.'' Hele Zeki Beyazıt'ın beyaz elbise ve iri başlıkla alınan resmini çok beğeneceksin. Sami Musulda ucuz arazi bulmuş çalışıyor. Fahrettin Zorda, Şimendi Fergüzergahı'nda bir araziyi bir zenginle müştereken satın almışlar. Salih Rıza Davut Orhan'ın fabrikasında mühendis. Ertuğrul, Cafer, Sefer Sadi, Ahmet Nuri, Süleyman, Lütfullah, Azim, Küçük Kemal, senin gibi birer çiftlikte pek mesut çalışıyorlar. Fuat Rami ile Harizm'den hiç haber alamadım. Ne oldular bilmem. Mesut bir makine icat etmiş. Geçen gün imtiyazını alıyordu. İçimizde Saadettin'den başka hükümet memuru olan yok. Saadettin Ziraat Nezareti fen kaleminde çalışıyor. Geçen gün tesadüf ettim. Aman burada bu uykucu masallar üzerinde koktum paslandım diyor. Hakikaten zavallı çok acıdım. Onu da bir hür yapsak. İlk fırsatta çiftliğini ziyaret edeceğim. Bakalım beni nasıl ağırlayacaksın. Gözlerinden öper ve mektuplarını beklerim. Kardeşin Tukuz Akif. Ferit Mart da seni herhalde buraya davet edeceğim. Önümüzdeki Mart'ta bizim gazete 25. seneyin eşriyatı merasimini yapacak. Bu merasimin mümkün mertebe parlak olmasına şimdiden çalışıyoruz.'' babam merasimi Darıca'daki sayfiyemizde yapalım diyor. Husus bir vapur davetlilere götürebileceği gibi her 10 dakikada bir tren var. Şimdiden haberin olsun. Seni mutlaka bu merasimde hazır görmek isterim. Tokuz Akif Beyazıt Ferit çiftliği idareye başladığının 5. senesi nihayetinde çiftlik sahibine vermek üzere bir rapor tanzim etti. Rapor iki kısmı ihtiva ediyordu. Birincisi çiftliğin 5 senelik gelişim hareketi, İkincisi mali durumlar ve artan varlıklar. Biz ancak birinci raporu okumaya mezunuz. Çiftliğinizin beş senelik gelişim raporu hakkında müsvet ve mukarrer malumatı gözlerinizin önüne koymaya hem sizin hem tam bir şekilde öğrenme hasıl etmeniz ve hem benim vazifem itibariyle mecburum. Çiftliğe geldiğim sene bir eski ve gayri sıhhi bina ile birkaç yeni ve fakat baytarlık fenliğinin emretmediği surette ahırlar. Yunan ve Alman pullukları, iki hantal Alman orak makinesi, bir eski harman makinesi, bir takım ufak alat zayıfca karısırlar, üretilmeyi ve ıslaha lüzum görülmemiş atlar bulmuştum. Çiftlik sizce malum olsa gerek ki tamamen ilkel bir haldeydi. Her şeyden evvel vatanını ve işini seven çiftlik müdürünüz takdir etti ki, vatan ancak her şahsın vazifesini ifa etmesiyle yükselir. Ben bu 5 sene zarfında tamamiyle vazifemi ifa ettim. Aşağıda okuyacağınız tekamül için bir takdir listesi varsa o şahsa değil, vazifeye, milletin herkese tahmil ettiği vazifenin bir kısmına, bir ameline aittir. Çiftliğimde her işi sene be sene evvelce çizdiğim ve sonra tahsih ve ilavesine lüzum gördüğüm projem mucibince yaptım. İlk işim, hem daha sağlam ve kullanışlı ve hem milli meta olan yerli alet ve makineleri istimal etmek oldu. Eski makineleri fırsat buldukça sattım. Yerine Davut Orhan, Safi ve Halim, Nizami, Türkiye Elektrik İnşaat Heyeti, Teçhizatlı Sabur gibi müessesatın makine ve cihazlarını kullanmaya başladım. Çiftliğimde ilk kuvvet lokomobil ve hayvandı. Hayvanlara yükletilen ezayı mümkün mertebe azaltmak istiyordum.'' makinelerin tekamülü ucuzluğu da hasıl ediyordu. Hayvanları güç işlere sokmamakla insani bir vazife ifa eylemekten başka tasarruf da eğiliyordum. İlkin lokomobil bana harman makinesini çevirmekte, kuyulardan su çıkarmakta, tarla sürmekte, hendek açmakta, dekovil vagonlarını çekmekte vesaire de epey hizmet etti. İkinci sene ortasındaydı ki ilk sene aldığım lokomobilleri satarak en son çıkan lokomotiflerden aldım. Bunların hem istimali kolay ve hem masrafı daha azdı. İlk geldiğim sene çiftlikte elektrik tesis eyledim. Ayrı bir bina içerisine yerleştirdiğim motor ve dinamo elektrik hasıl ediyordu. Çiftlikte elektrik ilk seneler küçük aletleri çeviriyor. Süthanede vantilatör ve kaymak makinesi ve yayıkları tahrik ediyor, doğru manede işe yarıyor ve temvirat yapıyordu. İlk seneler az istifade eylediğim elektrik yavaş yavaş her işimize girdi. Elektrikle iş görmeye başladığımız zamandan itibaren masraflar azalıyor ve az sarf edilerek çok kazanılabiliyordu. Bilare, şehirdeki elektrik fabrikasından istifade daha çok olacağını teyakkun ettim. Fabrika müdürü Vahit Bey ile görüştüm. Çiftlikte elektrik istihsal masrafından %20-25 daha dün bir fiyatlı fabrikadan istifade edecektim. Bunun üzerine bir kontrat aktederek tesisata başladık. Bugün elektrik fabrikası şu teşebbüsümüzden pek faydalandı. Efelce Vahit Bey buna zaten kani olmuştu. Elektrikten büyük istifadeler temin ettiğimizi gören civar köylüler ve çiftliklerde almaya başladılar. Bundan dolayı yer altından hususi boru ve lağımlardan geçirilmek suretiyle elektrik fabrikasının yerleştirme masrafı boşa gitmedi.'' Şununla iftar ederiz ki çiftliğimiz hem fabrikayı kazandırdı hem civar köylüleri suhuletle masar etti. Üçüncü sene içinde çiftlik kamilen elektrikten istifade eyledi. Gittikçe büyüyen süthanede elektrik bir ihtiyaçtır. Bugün gerek çiftliğimizin ve gerek civarın ihtiyacını temin eden değirmenlerimiz hep elektrikle hareket ediyor. Muhtelif noktalarda açılan kuyulardan elektrik su çekiyor.'' doğrama hanemiz esasen ta başlangıçtan beri elektriğe muhtaç gibidir. İkinci sene vücuda getirdiğimiz konserve hane bugün hep elektrik kuvvetiyle ilerledi. İmanım var ki elektrik olmasaydı konservecilikte bu kadar ilerleyemezdik. Harman makinesini şimdi elektrik tedvir ediyor. Eski harman makinelerini hep attık. Onların yerine ufak ve sade batözleri istimale başladık.'' Bu yeni batözler eskileri nispetle %50 nispetinde ucuz olduğu gibi gayet de kullanışlı. Dekovilatlı vagonlarına elektrik çekiyor. Şimdiye kadar çiftliğimizin her tarafında dekovilatlı tesis edilmiştir. Her taraftan gelen yollar çiftlik merkezinde birleşiyor ve oradan ambarlara kadar gidiyor. Ambarlar da dahil olduğu halde her cihette temvirat elektriklidir. Semirat bize fevkalade ucuz ve hatta bedava denilecek bir fiyatla geldiği için geceleri çiftlik bir donanma yeri gibi münevverdir. Yeni icat olunan elektrikli süpürge makinelerinden ahırlarımız, ağıllarımız ve bahusuz böcekhanemiz haddinden çok istifade ediyor. Çiftliğin soğuk hava mahzenlerine ancak elektrik tesisatını tamim eyledikten sonra vücuda getirmeye karar verdim. Şimdi soğuk hava mahzenleri yerinde son sistem oldukça büyük mahzenlerimiz var.'' Mahzenler bizim mahsulatımızı uzun süre saklamaya müsait olduğu gibi civar köylerin imdadına da yetişiyor. Böyle giderse 7 sene içinde mahzenler ücretle muhafazaya kabul olunan eşya sayesinde tamamen tesisat masrafını kazanacaktır. Soğuk hava depolarında korunan mahsulat üzerinden kazancımız eski duruma nispetle %300'dür. Orak makinelerini evvela beygirlerle çekiyorduk. Bugün orak makinelerim hep otomobildir. Otomobil makineler ucuzladı, çabuk iş görüyor, muntazam iş görüyorlar. Saban ve pullukları da efelce lokomobille terk ediyorduk. Bugün otomobil pulluklarımız onların yerine tamamen kaym oldu. Otomobil pulluklarının istimali lokomobillere nispetle bin kere kolaydır. Keza otopulluklar daha çok temiz ve ucuz iş görüyorlar. Çiftliğimizde bugün hayvan ufak meseller için araba çekmekte ve binmekte kullanılıyor. Uzak mesafelerde bilmeye yarayan yine atlar değil, otomobillerimizdir. inek ve at yetiştirmekte çok ileri gittik. Öküz ve mandaya ihtiyaç bizde olmakla beraber ihracat için yetiştirmekten geri kalmıyoruz. Cinsi pek saflaştırmaya uğrayan koyunlarımız zaman zaman otlatılmak için uzak yerlere hicret ettiriliyorlar. Çiftlikte makine kullanmakla amelimizin adedi azalmadı, çoğaldı. Eskiden çiftlikte yalnız hububat ile iki üç ufak iş yaparlarmış şimdi çiftlik işleri çoğaldı ziraat sanayisine ehemmiyet verildi Bundan dolayı yorulmadan kolay ve temiz çalışan işçilerimizin adedi eskiye nispetle bir buçuktur çiftliğimizin balı İzmir İstanbul Kızıl Elma Kaya Selanik Edirne gibi şehirlerde şöhret aldı bilhassa küçük tahta ve alüminyum çerçeveler içinde çıkardığımız balları her yerde çiftliğimizin ismiyle arıyorlar İlk geldiğim zamanlar Lions ve Amerika'nın Falcons kovanları ile işe başladımsa da bilahare mektebi sanayiden mezun Selim Osman Bey'in kovanları imdadıma yetişti. Selim Osman Bey'in kovanları şayana hayrettir. Hele dahili teşkilatı başlıca bir araştırma konusudur. En ziyade işimize yarayan kısmı alüminyum çerçeveleri ekleme kutularıdır. Selim Osman kovanlarını civarda tamimi biz muvaffak olduk. Onlara aslatlarını doğruca bize getiriyorlar. Çünkü her tarafta çiftliğimizin damga ve markasıyla satılan ballar daha para ediyor. Sebze bahçesi her sene birkaç dönüm fazlalaşıyor. Sebze bahçesinin turfandaları fiyatla elden çıkıyor. Geri kalanları konservehaneye gidiyor. Yemiş bahçesinde meyvelerimizin cins ve serisi 30'a bali oluyor.'' bilhassa civar dağlarda bulduğum çilek ile İstanbul'un Osmanlı çileğini terkih ederek vücuda getirdiğim ve Selçuk çileği ünvanı verdiğim çilek soğuk havalı otomobillerimizle İstanbul'a, Kızıl Elma'ya, İzmir'e gidiyor. Otomobillerimiz doğrudan doğruya vapura binip Selanik ve hatta Ejnebi Memalik'e bile geçiyor. Çorak ve taşlı bir tepecik civarında teşkil ettiğim ormandan başka şehirden çiftliğe gelen umumi caddemiz ve başlıca çiftlik mevakiine giden yolumuzun etrafını ağaçlarla tezgin eyledim. Bu ağaçları dikerken hiçbir masraf ihtiyar etmedim. Kışın işsiz zamanında bir kısım ameliye ve ağaç bayramları yaparak çiftliğimiz mektebi talebesine diktirdim. Çiftlik binaları hep yeni, hep kagir binaların inşasında Türk estetik tarzının görünmesine pek gayret eyledim. Ahırlar geniş ve aydınlık, altlarında gayet güzel kanalizasyon mevcut olup akıntıda platforma kadar imtidad ediyor. Ahırların zemini gayet iyi asfalttır. Beygir ve sığır ahırları hep bilimsel şartlara göre ayrı ayrı yapılmıştır. Alt katını merkezi idare ve üst katını benim yatakhane dairem teşkil eden bina ile çiftlik sahibinin hususi evi karşısını işgal eden çiçek bahçesine İngiliz tarzı alafranga tanzim etmektense 15 senedir büyük bir rağbetle şai olan Türk tarzı tarhını kabul ettim. Türk düzenleme tarzı hakkında büyük tetkikler ve eserler meydana koyan Merkezi Anadolu Ziraat Mektebi bahçıvanlık muallime Ay Bey'den faydalı malumat aldım. Bahçemin bugünkü parlak süslemeleri söze edilen kimseye borçludur. İnşa ettirdiğim iki katlı haneler bilhassa işçilerimi bize celp ve cezbetti. Çiftçiler şimdi temizleşiyor. İki temiz odası, bir salonu, bir mutfağı, bir ambarı, bir gusülhaneyi ve abdesthaneyi havi olan şık binalar işçileri vakurane ve temiz yaşamaya mecbur etti.'' Onlar şimdi akşam evlerine gidince banyo ediyorlar. Sonra temiz elbiselerini giyip ya bahçelerinde muntazam sofralarında yemek yiyorlar veya çoluk çocuklarıyla gezmeye çıkıyorlar. Çiftliğimiz ameleleri arasında sosyal bir devrim vücut bulduğunu gururla söylerim. Çiftçi çocuklarını okutmak üzere bir iptidai yaptırdım. İyi bir muallim celbettim. Bu muallim 4 seneden beri çalışıyor.'' Çiftçi çocukları yalnız okuyup yazmak, hesap yapmak ve namaz sureleri öğrenmiyorlar. Alemi tanıyorlar. Çağın yeniliklerine vakıf oluyorlar. Ziraate büyük bir hissi hürmet besliyorlar. Her günkü ziraat terakkiyatını sinematograf manzaraları ve levhalarla takip ediyorlar. Çiftliğimiz mektebinde çocuklar gayet milliyetperver yetişiyorlar. Onlar gayet kuvvetli ve idealist Türk yavrularıdır. Sonra hepsi çalışmayı sever, hepsi bütün mesleklerin şahı ziraati tanır. Mektebimizin bütün çocukları şöyle düşünürler. Hayat vatan içindir. İnsanlar vatana hizmet ve fedakarlık eylemek için dünyaya gelmişlerdir. Başka bir şey için değil. Vatan hizmeti üçtür. Birincisi, öğrenmek ve hayata hazırlanmak devresi ki mektepte geçer. İkincisi bedenen hizmet devresi ki 3 sene vazifeli ve sonra asker ve sonra ihtiyati askerliktir. Üçüncüsü mala hizmettir ki her şahıs kazanmaya, zengin olmaya mecburdur. Zengin olmaya çalışmayan bir adam vatanını ve dinine hizmet etmemiştir. Çünkü vatan kutlu ve cesur askerlerden sonra parayla muhafaza olunacaktır. Bu his, bu aşkla yetişen çiftçi çocukları, küçük askerler, trampetler, fifreler önlerinde olduğu halde her gün bir saat talim ediyorlar. Muntazam surette atış yapıyorlar. Şimdi çiftçilerimizin çocuklarıyla beraber civar köy çocukları da okuyor. Çiftlik beş senelik çalışma terakki yolunu kemaliyle tutabilmiştir. Gelecek gayet emin, gayet parlaktır.'' Hele yarın elimize geçecek işçilerimiz, amelelerimiz daha açık göz, daha vukuflu olacaktır. Bugün nöbetle çiftliğin bahçıvanlık, konservecilik, sütçülük, makinecilik, elektrikçilik, çiftçilik, arıcılık şubelerine devam eden mektep çocukları, yarın vukuflu, uzman ve terakkiyatı takip edebilir işçiler olacaklardır binaen düşündüklerimi yapabileceğimden ve geleceğimden tamamen emin 6. seneki işlerime başlıyorum. Turhan Efendi esasen birçoğuna vakıf olduğu raporu çiftlik tarihi olmak üzere oldukça fazla önem vererek sakladı. Çiftlik müdürü Beyazıt Ferit Bey birkaç gün sonra gelecekteki kısa mektubu aldı. Azizim müdür bey, Altıncı sene başlangıcından itibaren çiftliğimin hasıla esafiyesinin yüzde 35'i doğrudan doğruya size aittir. Bu seneki bilançoya nazaran genel varlıkların yüzde 10'unu bence fevkalade takdire layık olan mesainize mükafat olarak size terk ediyorum. Baki mesainiz ve dostluğunuz efendim. Konya 2 Mart 355 Gazi Çavuşoğlu Turhan pek bahtiyar olan Beyazıt Ferit mükafatın bir kısmı mühimiyle Amerika, İngiltere, Almanya ve Fransa'dan meslek kitapları celbetti. Bir kısmını Ziraat Mektebi Kütüphanesi'ne yeni eserler getirmek üzere hibe etti. Arda kalan fukara köylü çocukların ziraat tahsil etmeleri için cemiyete terk etti.